Şimdi sayın müsteşarımızı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Müsteşar da buradamış. Yemin ediyorum yakalanırsak var afişlerde çürürüz ha. Onur, ben senin zekana hayrandım. Şimdi ekstra hasta oldum kardeşim. Eminim bütün sene burası bomboştu. Şimdi tıklım tıklım dolu müsteşar falan. Sen bugünü buldun soygun yapmak için. Bak zaten bu soygun morgun işleri bize göre değil, anlıyor musun? Hadi gel gidelim kardeşim, yürü. Lan oğlum bir durun ya. Bıdı bıdı beynimi yediniz. Ben mi çağırdım müsteşarı? Ayrıca bu durumu hemen lehimize çevirelim. Tüm gözler müsteşardayken biz de çaktırmadan darphaneye sızarız. Hadi takip edin beni. Yürü yürü hadi. Hakikaten puştun götüne takıldık gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Yürü yürü. Onur. Ha. Biz şimdi ne boklayacağız? Abicim ilk önce bu personel odasına gireceğiz. Üstümüzü değiştireceğiz. Ondan sonra da aralara kaynayacağız. Bari müsteşar gitseydi de öyle soysadık be. Ayıp olacak adama. Vallahi lan. Adamın siciline kötü yazacak. Ulan sokturacaksın siciline ya. Dal abicim dal. Lan ne yapıyorsun lan? Kapı zaten aralık. Ne yapıyorsun? Gel. Onur. Ha. Ana oğlum paralar. Ana altınlar nerede? Lan oğlum bu kahpe senarist bizi var ya kandırdı. Lan oğlum ne bileyim ya Allah Allah. Bakın şöyle sağa birileri geliyor lan çalışıyor gibi yapın. Gidir geliyor. Evet evet kırmızıyı biraz yoğunlaştıralım. Dikkat. Sayın müsteşarımız burası para baskı atölyemiz. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Sağ. Ne kadar süredir burada çalışıyorsunuz? Şimdi sayın müsteşarım aslında biz burada çalışmıyoruz. Yani yeni başladık çalışmaya sayılır. Yani biz tam olarak bu işleri yapmıyoruz aslında. Ama hayat koşulları işte. Siz şimdi bir bilseniz bana ak vereceksiniz. Yani biz normalde 3 arkadaşız. Ama bu Onur mu abicim aramızda o çok fırıldak. Onur da bu oluyor kendisi. Hep bizi bu işlere o bulaştırdı. Bizi bugün götürdü döviz bürosuna. Ondan sonra silahımı dayadım. Ben orada dedim çıkartın bakayım dedim. Mozambik metikallerini doldurdular poşeti. Oradan haydi bakalım gittik mezarlığa. Mezarlıkta bu yazık fakir oralarda bayıldı. Toprak geldi hep üstüne. Ondan sonra kim geldi? Mafya. O kim? Acamat. Bir tane kuzusu var. Polat, Polat'la konuşuyorum ama o Selim'le konuşmuyorum. Bir tane takım elbiseli bir adam var, elinde kürek var. Küreğin adında Güllü Komuş'ta. Bu ona Güllü Yenge dedi. Adam o kürekten hep beni dövdü. Sayın müsteşarımız, içeride grafiker odamız var. Buyurun bakalım içeriye. Burası Tener Koku. Kolay gelsin arkadaşlar. Onur bizi bu işlere bulaştırdı. Zaten saçma sapan oldu yani her şey böyle çok. Ondan sonra da müsteşarım şey... Peki ortada yok. Hay sokayım sigortana be. Hay sokayım sigortana be. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Yan bastık gidiyoruz. Hadi. Ne konuştun be kardeşim ya? Adam kaçtı lan. Para yok mu burada ya? Al para bak al. Dur. Motor gibi ya. Lan altın lan bu altın. Al al. Oh götü kurtardık. Hadi baba hadi yürü. Aa babuş senin ne işin var burada kanka? Vay 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 sizin ne işiniz varsa benim de o işim var. Vay uyanıklar vay ya. Demek benim senaryoları gerçekleştiriyorsunuz ha? Ama nasıl bastım sizi? Ya hocam aslında biz çuvallardan birini sana ayırmıştık be.
Ne yapacakmışım ben o çuvalı? Ben sizin gibi hırsız mıyım ya? Hadi hadi, bırakın bakayım o çuvalları yere. Bırakın, bırakın. Bana bakın. Sizi var ya ihbar ederdim ama aramızda dua edin ki bir hukukumuz var yani bak. Ondan ihbar etmiyorum ha. Ona göre. Aferin be Adi. Vallahi tebrik ederim kardeşim. Yemin ediyorum ah şimdi gözüme girdin sen benim. Bak biz münafıkız ama sen gerçekten mümin çıktın. Bravo. Hadi bırak kafa karıştırma. Bırakın çuvalları abi. Bırak, bırak, bırak. Bırak. Oh. Ne yapıyorsun be? Ne yapayım amına koyayım ya? Koş lan koş! Koş! Lan kaç yürü! Yavaş! Koş yavaş! Oğlum var ya bizi hacamat değil CIA bile yakalayamaz. Hemen bir araba çevirip hastalık. Selamun aleyküm mübarekler. Çok bekletmedim değil mi? Aleyküm selam Acemat abi yok. Tam zamanında geldin. Hazır sen buradayken, altınlar da buradayken abi biz bunları verelim Acemat abi kurtulalım şu borçtan. Ver, ver, ver. Ne demek lafım olur sizi mi kıracağım ya? Yalnız sayın abim onların içinde bize ait yüklü bir miktar var da hani onu da söylemek istedim ben. Ya onur muyum yine? Yani 3-5 kuruşun lafı mı olur aramızda ya? Bakayım bak mübarek bana bak al bakayım. Demek çete bu. Bu sefer topunuzu birden yakaladım. Bittiniz lan. Sıçtık. Artık ömrünüzün geri kalan kısmını beraberce hücrede geçirirsiniz. Seni yakalayacağım demiştim değil mi Onur? Onur, Allah belanı versin. Komiserim, bunlar piyasadan toplatılan, artık kullanılmayan paralar. O ne lan? Yani tedavülden kalkmış. Zaten tedavülden kalkmış olmasa şu anda tedavülde olurdu komiserim. Cemil, bir daha bu ayakkabıları giyme. Ya komiserim, biz şimdi film işine girdik. Böyle aksesuar lazımdı. O yüzden şey ettik yani. Evet komiserim, sahne 76, darphane iç gün. 0.75, öyle yani. Evet, ben de prodüksiyon amiri, sanat yönetmeni, aynı zamanda da oyuncuyum. Komiserim, hırsız bunlar. Geç bunlar lan içeri. Amirim, soyguncular altınlarla beraber yakalandı. Soygunu bunlar yapmamış mı yani? Hayır amirim. Komiserim, bunlar yaptı, soygunu bunlar yaptı. Hadi herif. Demek ki biz aksesuarları ayarlarken darphaneyi boşaltmış. Tüh! Bunlar soygun yaptı. Ben nasıl bak anlatamıyorum ya abi. Kim lan hırsız? Terbiyesiz, sensin hırsız. He, hırsız çarçın be, pecimek. Kime hırsız diyor sen? Çık git lan şuradan. Git lan, yürü. Kim lan bu? Hırsız. Seni er geç elime geçireceğim Onur. Tabii. Sen biliyorsun. Tabii. Görüşeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Selim, sen bunları vur. Nasıl vurmam abi? Lan dur lan dur. Abi, abi. Efendim? Abi diyorum ki sen bize bir ay süre ver. Sana 250 bin avro getirmeyen şerefsizin önde gidebilir. 250 bin diyorsun. Hem de avro diyorum. Müslümanlığın şartı birbirine inanmak ya. Çok saçta olurlar. İndirilmiş. Hayırdır abi? Ne işiniz var sizin burada? Ya baboş, biz sana çok büyük kardeşlik yaptık. İnan bunun farkındayız. Ama geceleri gözümüze uyku girmiyor be kardeş. Niye lan? Ne zaman odanın önünden geçsen fosur fosur uyuyorsun ya. Evet. İnan olsun dengelerimiz alt üst oldu. Senin yüzünden gözümüze bir gram uyku girmiyor, yeminle. Evet. Abi çok özür dilerim ya, vallahi. Ay sizi de rahatınızdan ettim ben ya. O önemlidir, onu atlatırız da uzun lafın kısası biz karar aldık. Hayırdır abi, ne kararı? Hocam seni buradan kaçıracağız. Abi ne diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Sen bana bir senaryo yaz, gerisi kolay. Abi, o en kolay kısmı. Buyur abi, çok özgün.
Acamat var mı bunda? Peki abi onu konuşuruz. O varsa ben yokum. Korkuyorum, bir laf ediyor, bayılıyorum sonra. Göt diyor mu, bayılıyor. Özgün diyorsun yani. Tutar bu. En az 5 milyon diyorsun. En az 5 milyon. Eyvallah. Ya hadi kardeş, laf aramızda ama sende de maşallah halk kütüphanesi gibi göt var ha. Ne ararsan buluyoruz.